Ne demek bu? Neyi bitirmeye? Bana neler olduğunu anlatacaksın. Burada kaçacak yerin yok. Bütün sorularımın cevaplarını alacağım senden. Ben her şeyi anlattım zaten. Anlatacak başka bir şeyim yok ki. Göreceğiz. Ne yaptın yengem merak eder. Kapatmış. Ama ben seni bulmasını da haddini bildirmesini de bilirim. Herkes seni çok özledi. Sıralarını bekliyorlar. Tamam Fatih Hocam. Teşekkür ederim aradığınız için. Taht olayını sevdim. İyileşene kadar idare edebilirim. Madem halinden memnunsun, Şehriye ablanı çağıralım. Fatih hocam arada. Masanın sonuçları çıkmış. Nasılmış peki? Kötü bir şey söylemedi Fatih hoca. Sadece ameliyat olması gerektiğini söyledi. Nasıl bir ameliyat? Bu tehlikeli mi? Masa değişecek mi Nari? Ne olur bana bir şey söyle. Aferin benim oğluma. Kızım. Portakal suyunu buraya bırakıyorum. Birazdan Fidan ablan da kurabiye getirecek, olur mu? Sağ ol Melike. Nerede bu saygısız? Beyhan Hanım, ben yardımcı olayım. Fidan mutfaktadır. Duymamıştır. Ben Gülperi'den bahsediyorum. Neredesin diye sordum, telefonu yüzüme kapattı. Hala kapalı. Merak etmeyin, gelir birazdan. Hava almaya çıkmıştır. Bunaldı. Yoruldu son günlerde. Yorulacak ne var? Taş mı taşıdı? Benim işlerimi yapmak zor mu geliyor hanımefendiye?
Bana bak. Gülper'i gelir gelmez bana gönder. Ben dışarı çıkıyorum hava almaya. Telefonu yüzüme kapattı dedi. Gülper'i hayatta böyle bir şey yapmaz. Başına bir şey gelmiş olmasın. Belki şarjı bitmiştir. Korkmayın, peri kız iyidir. Babam onu korur. Endişelenme hiç gerek yok tabii. Yok. Burada da yok. İnşallah bir haltlar karıştırmıyordur bu meymenetsiz. Savaş. Oğlum hemen çiftliğe gel. Oyalanma, hemen gel diyorum. Anne bir sakin ol. Ne oluyor, doğru düzgün anlatsana. Telefonda olmaz. Gelince anlatacağım. Hadi bekliyorum. Niye geldik buraya? Bu kadar uzakta ne işimiz var bizim? Yapma. Telefonumu ver. Bak. Yengem bana ulaşamayınca deliye döner. Şekeri yükselir. Sen bana gerçekleri anlatana kadar burada kalıyoruz. Otursana. Eve dönelim lütfen. Yengem çok kızmıştır şimdi. Hem daha ne kadar burada kalacağız ki? Eninde sonunda dönmeyecek miyiz? Yiğit de çok merak eder. Etmez etmez. Sen gerçekleri anlatınca gideceğiz. Madem gitmek istiyorsun anlat, gidelim. Anlatacak bir şey yok. Her şeyi anlattım ben. Bak iki yol var. Anlatırsın gideriz. Susarsın kalırız. Seçim senin. Ameliyat kesin çözüm olacak mı peki? Ne dedi Fatih Hoca? Masal düştüğünde aldığı darbe yüzünden kulak kemiği zinciri zedelenmiş. Düştüğünde oldu ne malum? O şerefsiz herif ya kızıma şiddet uyguladıysa? Ben en iyisi gidip Masal'a sorayım eğer öyle bir şey yaptıysa. Hayır Kemal, Masal böyle şeylerle yormayalım. Hem Fatih Hoca ne dedi? Stres olmaz ona. Böyle bir şey olsaydı Fatih Hoca bana söylerdi değil mi? Ne olacak peki şimdi? Masal'ın en kısa zamanda ameliyat olması lazım. Fatih Hoca Özel Hoca'yla konuşmuş. O bu işin en iyisidir. Ameliyattan sonra duyacağı kesin mi peki? Bilmiyorum. Onu Özel Hoca'yla konuşmak lazım. Tamam hadi gidelim o zaman. Vakit kaybetmeyelim.
Masaya yaptığım limonatadan götürdüm. Siz ister misiniz? Bizim acil çıkmamız gerekiyor. Ben arabada bekliyorum seni. Kızım, Kemal neyi var? Bir şey mi oldu? Anne, biz hastaneye gideceğiz. Sen masal oyalar mısın? Bir şey belli etme. Ne oldu, sonuçların cevabı mı geldi? Çok mu kötü? Hayır, şimdi ayrıntılar öğrenmeye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz zaten. Tamam kızım. O zaman bizi haberdar eyle. Oldu mu? Tamam. Uy. Çakır oğlum. En güzel Çakır oğlum. İyi olacaksın. Yaz uşağım, yaz. De ki Şehriye teyzen iyi olacaksın diye de. Seni çok seveyim işte. Seni çok seviyorum Çakır'ım. Ne yazıyor Şam'da bak. Biliyorum, iyi ki yanımdasınız diyor. Yanına işte sen hele bir iyi ol. Pesa gene eskisi gibi şarkılar söyler o. Sen de ha böyle oynarsın. Dans edersin. Yaz da uşağım, yaz. Yaz Çakır'ım. Oku bakayım. Oku, bu çabuk oku uşağım. Ben küçükken o türküyü söylüyordum. İyileşince yine söyler misin? Hayır. Söylemez olur muyum daha? Ben şimdi de söylerim sana onu. Gökte yıldız aymışsın da kemençeme yaymışsın. Gökte yıldız aymışsın da kemençeme yaymışsın. Alsam seni elime, baksam çalayım mısın? Alsam seni elime, baksam çalayım mısın? Yaz da uşağım sözlerini. Gökte yıldız aymışsın da kemençeme yaymışsın. Gökte yıldız aymışsın da kemençeme yaymışsın. Alsam seni elime, baksam çalayım mısın? Alsam seni elime, baksam çalayım mısın? Ne bekliyorsun bilmiyorum ama her şeyi anlattım sana. Anlatacak başka bir şeyim de yok. Bak, biraz daha burada kalırsak yengem ortalığı ayağa kaldırır. Herkesi ayağa kaldırır. Tamam, madem gitmek istiyorsun. Anlat, gidelim o zaman. Susuyorsun. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Madem sen anlatmayacaksın, ben soracağım, sen cevap vereceksin. Şimdi durduk yere nereden çıktı bu evlilik meselesi? Madem seni affetmemi istiyorsun,
diyetini ödeyeceksin. Savaş'la evleneceksin. Kaybettiğim iki oğlumun yerine iki can vereceksin bana. Savaş mı zorladı seni? Tehdit mi etti? Anne, sen ne dediğinin farkında mısın? Ne evlenmesi? Nereden çıktı bu saçmalık? Ben öyle istiyorum ve öyle olacak. Bakma öyle. Sana soru sormadım. Evleneceksiniz dedim. O kadar. Aklından ne geçiyorsa unut anne. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Söyle. Çok mu göreceksin bana bunu ha? Tamam anne. Tamam. Hayır, zorlamadı. Madem kendi isteğinin oldu. Yüzüğün neden parmağında değil o zaman? Oğlum, buradayım. Anne, ne oldu? Apar topar çağırdın beni buraya. Gülperi ortada yok. Ne demek yok? Yürüyüşe çıkmıştır belki. O kadar iyi niyetli olma derim. İlk önce telefonu yüzüme kapadı. Sonra tekrar aradım. Bu sefer tümden kapamış telefonu. Bir işler karıştırıyor. Demedi deme. Kaçmış olmasın yine. Sütle giren huy can ile çıkar demişler. Emir evde mi? Konuşmak istiyorum. Yok. Haber vermeden gitmezse ama... Hasan Hoca merhaba, ben Savaş. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Gülperi'ye ulaşamadık. Annem çok merak etti. Acaba yanınıza uğradı mı? Yok oğlum, buraya gelmedi. Ama siz de merak etmeyin. Ormanda yürüyüşe çıkmıştır. Gelir birazdan. Anladım. Peki Emir? O uğradı mı? Yok oğlum. O da gelmedi. Epeydir görmüyorum onu da. Rahatsız ettim Hasan Hoca. Vaktinizi aldım, kusura bakmayın. Oraya da mı gitmemiş? Hadi babaanne. Dur oğlum, bekle biraz. Sen korkma babaanne. Gel hadi, babam korur peri kızını. Daha fazla bekler miyiz? Ne kadar sürer? Birazdan gelir. Kemal, sen merak etme. Özür Hoca alanında bir numaradır. Kızımız iyileşecek. Sen darbeye bağlı olduğunu söylemiştin. Eminsin değil mi? Başka bir şey olması söz konusu değil. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ama şiddet gördüğüne dair herhangi bir emare yok. İçin rahat olsun. Merhaba. Merhaba. Kemal Tarhun. Merhaba. Narin, zaten tanıyorsun. Tanımaz mıyım? Memnun oldum. Buyurun, oturun lütfen. Çok fazla vaktinizi almadan hemen konuya girmek istiyorum. Sonuçları inceledim. Fatih Hoca size ne kadar anlattı bilmiyorum ama kızınızın kulak kemikçik zincirinde bir zedelenme söz konusu. Buna bağlı olarak da bir işitme kaybı. Ameliyat tek çare mi peki? Maalesef. Kızım yeniden gelişecek mi? Herhangi bir risk var mı? Her ameliyatta olduğu gibi risk mümkün.
beklenmedik komplikasyonlar da gelişebilir. İşitme yetisinin geri gelmeme gibi bir durum var mı? Mümkün. Göz bebeğinde titreme veya denge kaybı yaşanabilir. Her halükarda ameliyattan sonra hastanın iyi bir bakıma ihtiyacı olacak. Korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu tip ameliyatlarda başarı oranımız çok yüksek. Özer Hoca masal gibi birçok hastayı sağlığına kavuşturdu. Kızınızın durumunu az çok öğrendim. Aslında burada kemikçik izlenmesine odaklanmaktan çok atladığımız bir kısım var. Travma. Masalın moralinin yüksek tutulması, her şeyin düzeleceğine ve iyileşeceğine inanması gerek. Elimizden geleni yapacağız. Fatih Hoca'nın da dediği gibi, bu tip ameliyatlarda başarı oranımız oldukça yüksek. Ameliyatta masalı nasıl söyleyeceğiz peki? Her zamanki gibi. Biz inanacağız ki o da inansın. Moralimizi yüksek tutacağız. Tamam o halde. En yakın zamanda ameliyat günü alıp size ulaştırırım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yapma böyle. Biz güçlü olmalıyız. Ki masala da destek olalım. Moralimizi yüksek tutalım lütfen. Bütün kalbimle inanıyorum. Masal iyi olacak. İyi ki varsın. Narin hocam. Çok geçmiş olsun. Masal emin ellerde. Umarım daha da iyi olacak. Teşekkür ederim. Biz de öyle düşünüyoruz. Sen de kendini ihmal etme. Son kontrollerine de gelmedin zaten. Tüm testlerini yapmamız lazım. En kısa zamanda geleceğim söz. Mamografi de çekeceğiz. Tamam. Hastalarım vardır. Ben seni tutmayayım. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Sen çok mu geciktirdin testlerini? Neden bu kadar üstüne düştü doktorum? Yasemin Hoca biraz pimpiriklidir. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hayır, iyiyim ben. Ya, her zamanki gibi yapılması gereken rutin kontroller işte. Hadi gidelim. Masalın yanında olmak istiyorum. Üşümüşsündür. Kahve yaptım. Sağ ol. Yorulmadın mı sen daha? Gel benimle. Dönüyor muyuz? Ne arıyorsun? Kocaman evi küçücük yere sığdırmışlar. Dışarısı çok soğuk, üşürsün, al bunu. Sen? Başka battaniye yok mu? Yok, üşümem ben. Al hadi. Sen de hasta olursun. Al hadi. Bir şey söyleyeceğim. Yiğit seni de beni de göremeyince merak etmiştir. Gitsek mi artık? Bir şey olmaz. Burada birlikte olduğumuzu biliyor. Nasıl yani? Söyledin mi ona? Bak dışarısı çok soğuk. Ben ateşi yakana kadar çıkma dışarıya. Tamam mı? Nerede bu? Nerede? Hadi ya. Nerede bu anahtar? Boşuna uğraşma, bulamazsın. Orada değil.
Sana küçük bir sır vereyim. Ver bakalım topacı. Önemli olan bütün gücü bileğinde toplamakta. Ondan sonra atacaksın. Biliyorum, peri kızım onu öğretti. Sen de peri kızı kadar iyi topaç çeviriyorsun. Ben sana sırrımı verdim Yiğit. Senin bana vermek istediğin bir sır var mı? Babanın peri kızını koruyacağını söyledin. Peki onun yerini bilmeden nasıl koruyacak? Sanki burada bir sır var gibi. Hı? Ne dersin? Evet. Benim sırrım. Yani baban peri kızının nerede olduğunu biliyor. Bu senin küçük sırrın, doğru mu? Evet. Söylemeyecektim. Neyi söylemeyecektin? Yoksa baban kimseye söyleme mi dedi? Başka bir şey söyleme. Bu babamla bizim sırrımız. Çok iyi bir sırdaşsın o zaman. Baban çok şanslı. O zaman babanların nerede olduğunu da biliyorsundur. Doğru muydu? Baba? Ortak, ben sana dışarı çıkmak yok demedim mi? Top kaçtı. Dışarıda bir araba var baba. Biliyorum oğlum. Bizimle. İçini görmek ister misin? Olur. Hadi. Vay, yatağı bile var. Baba, bu gece burada uyuyabilir miyiz? Bu gece olmaz ortak. Arabalı ev. Adı karavan. Bununla hem yolculuk yapabilir hem de içinde yaşayabilirsin. Gece yolculuğu bile mi? Uzaklardaki yerleri keşfedebilir miyiz? Evet ortak. Uzaklardaki yerleri keşfeder, sonra da kamp yaparız. Hadi gidelim baba. Hemen Peygüz'ünle söylüyorum, üçümüz gidelim. Oğlum biz bu keşif gezisini biraz ertelesek olur mu? Önce benim peri kızıyla konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Sonra istediğin kadar keşif yolculuğu yaparız. Olur. O zaman Melek Meleke ile babaannemi de gösterelim karavana. Dur oğlum, dur dur. Bak şimdi. Önce bu karavan gezisi ve sonra peri kızıyla konuşacağım şey. Bunlar ikimizin arasında birer sır olarak kalacak, anlaştık mı? Sır. Sır. Evet Yiğit, bana vereceğin başka küçük sırrın var mı? Sen hiç karavan gördün mü Savaş abi? Gördüm. Sen gördün mü? Ben de gördüm, çok güzel. Merak etme. Sırrım bende güvende. Hem biliyor musun, ben de senin kadar iyi sır tutarım. Tamam o zaman, kimse söyleme. Babamla peri kızı gelince kampa gideceğiz karavanla. Tamam Yiğit. Benim şimdi gitmem lazım. Sen biraz daha oyun oyna, sonra yine görüşürüz. Anlaştık mı? Karavanla gidilecek bütün kampları alt üst edeceksiniz. Emir Tarun'u bulacaksınız bana.
Nereye saklamış olabilir bu anahtarı? Nerede? Ateş hazır. Dışarı çıkabilirsin artık. Masal'ın en kısa zamanda ameliyat olması lazım. Özer Hoca bu işin en iyisidir. Ne de Çakır'ım açılır. Bitmedi daha. Öyle deme Şehriye Hanım. Derdi veren Allah'ım dermanını da verir. Kıvırcı, sonra ne olacak peki? İyileşecek mi? Allah esirgesin. Daha kötü bir şey oluverirse. Ay. Siz bana bakmayın da kafa mı kaldı bende? Benim aklım başım amudu. Boş boğazlık ediyorum işte. Bine veren haklı. Derdi veren Allah'ım. Elbet dermanını da verecek inşallah. İnşallah, inşallah. Uşağım, tasalanmayasın sen. Ben Çakır'ıma öyle bir bakarım ki ameliyattan sonra. Bebekler gibi. Bir dakika bile yalnız konmam onu da. Hazır mısın? Konuşalım mı masalla? Ne oldu, sen iyi misin? Ne oldu kızım? İyiyim, iyiyim. Başım döndü sadece. İstersen dinlen, daha sonra konuşalım. Yok, gidelim. Hoş geldiniz. Neredeydiniz? Merak ettim sizi. Hastane dedik canım, doktorla görüştük. Ne dedi? Sonuçlarım çıkmış mı? Şey mi var? Benden saklamayın. Masalcığım, iyileşeceksin, merak etme. Ameliyatını çok iyi bir doktor yapacak.
Sen bir şey söyle. Masalım, canım kızım. Çok kısa zamanda eskisinden daha iyi olacaksın. Korkmana gerek yok. Size güveniyorum. O ameliyat olacağım. Gerçekten çok geç oldu. Dönsek mi artık? Daha ne kadar kalacağız burada? Sana bağlı. Olan biteni açıkça anlattığında eve dönebiliriz. Söyle, karavan neredeymiş? Bulamadı Savaş Bey. Git! O lanet karavanı bul. Bulamazsan sakın gözüme gözükme. Çık dışarı. Bak boşuna uğraşma. Ne olup bittiğini anlatmadan buradan gitmeyeceğiz. Çay demlenmiştir artık. Mesaj yazabilirsin. Her şey geçecek, biliyorsun değil mi? Geçecek mi? Sana söz veriyorum, geçecek.
yaparsın. Hadi gel. Lütfen. Hadi. Sessiz sinema oynayacağız. Takımları oluşturmamız lazım. Kiminle takım olmak istersin? Ben de Çakırım'da olacağım. O zaman Mert, annem, ben bir takım, Kemal, Masal, Şehriye abla bir takım olsun. İlk hangi takım başlasın? Yazı mı Tura mı? Tura dur da Tura. Tura. Burası. Sen. Kızın. Senin kızın. Baba. Dimdik duruyorsun. Sağlam baba. Ağlıyorsun. Kızgınsın. Diyorsun. Ne diyorsun? Ne anlatayım ben? Babam ve uşağım. Yukarı tırmanıyorsun. Bu ne da? Bu ne de uşağımda? Koşuyorsun. Getiriyorsun. Ne diyorsunuz siz de? Örümcek adam. Yandın mı? Yok, iyiyim. Biraz soğusun öyle iç.
Ay ne güzel ya. Acaba bana yakışır mı? Affedersin fidan dalmışım, ne dedin? Baksana çok güzel değil mi? Çok güzelmiş gerçekten. Sana da çok yakışır. Gerçekten mi? Bak dur ne göstereceğim. Bu da balayı için seçtiğim otel. Öyle lüks bir otel değil. Küçük bir balayı. Baran'ı da gösterdim. O da çok beğendi. Allah kısmet ederse buraya gideceğiz. İnşallah. Fidan, bana bir bakıver kızım. Geliyorum. Sıkıldın mı yoksa? Yok. Burada sıkılır mı hiç insan? Burada doğada huzur var. Nereye? Mutfak dolaplarından birinde bisküvi görmüştüm. Dur ben getiririm. Otur sen. Münevver Hanım, tevbe tıktı üzülmeyesin ha. Bir dahaki sefer bizim takıma gelirsin. Çakırım nasılsa kazandırayım. Uzun zamandır böyle eğlenmemiştik. Evet, gerçekten öyle. Çayımız demlenmişti Artur. Uşam sen nereye daha? Ben açarım. Sen gel Çakırım'la ilgilen. Hayırdır inşallah. Bu saatte kim gelebilir ki? Hadi artık konuşmayacak mısın? Nereden çıktı bu evlilik meselesi? Anlaşıldı. Sabahı burada edeceğiz desene. Bak, yıldız kaydı. İşte. Ne yapıyorsun? Dilek mi tutuyorsun? Nenem yıldız kaydığında kurduğun hayaller gerçek olur derdi. Senin hayalin neydi peki?